Başörtüsü İslam'daki yeri, namazın yeri neyse, haccın yeri neyse, orucun, zekatın yeri neyse, başörtünün İslam'daki yeri de odur. Allahu Teala Azza ve Celle Nur Suresinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a buyururken Ya Muhammed, mümin kadınlara söyle, başörtülerini yakalarının üzerlerine getirsinler, sarkıtsınlar diye emir buyurmaktadır. Ahzab suresinde 59. ayet-i kerimesinde gene Allah Azza ve Celle buyuruyor Ya Muhammed Kendi hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle başörtülerini taksınlar tesettürlerini giysilerinin üzerine sarkıtsınlar. Bu onların dışarıda kalbinde hastalık olanlar açısından vücut hatları görünmemek üzere daha hayırlıdır ve onlara eziyet gelmeme şartı ile daha hayırlıdır. Başörtüsü veya tesettür bizden önceki kavimlerin gelip geçmiş olanların eşraf kesimlerine baktığımız zaman Onların kadınlarının kızlarının üzerinde daima örtü olduğunu, daima geniş ve uzunca elbise giydikleri tarih kayıtlarında görmekteyiz. Cahiliye dönemlerinde kim nerede bir açık kadını gördüğü zaman bu ya kötü yolda bulunan bir kadındır veya cariye bir kadın olarak kabul ediyorlardı. Oysa günümüzdeki insanlar bunun farkında değillerdir. Biz Müslümanız. Biz Allahu Teala'nın bize emrettikleriyle Müslümanız. Madem Allahu Teala'nın bize emrettikleriyle Müslümansak biz Allahu Teala'nın diğer emirlerine riayet ettiğimiz gibi tesettürle beraber teslimiyetimizi bu şekilde de dile getirmemiz gerekiyor. PKK yaklaşık 30 senedir bu memlekette verdiği mücadeleyle T80'li yılların başlarından beri bunlar neyi amaçladıklarını zaman zaman dile getirmişlerdir. Bunlar sosyalist ve komünist diye bir ideolojinin taşeronluğunu yapıyorlar. Ve bugün bu bölgede en mütedeyin ve namus bakımından namusuna en düşkün olan bir milletin içerisinde bu faaliyetlerini göstermektedirler. Ve şunu iyi bilmemiz gerekir ki PKK'nın ideoloji ideolojisi Müslüman Kürt halkının inancına ve onun ahlakına tam ters tam zıt bir ideoloji olarak ortaya çıktığı gözle görülür şekilde ortadadır. Din küsvesine bürünmüş olan bir takım insanlaradır sözlerimiz. Acaba İslam'ın neresinde Kur'an'ın neresinde Peygamber'in sünnetinin neresinde namazsız açık saçı kadınların peşinde gitmek onlara itaat etmek Dini onlara yorumlamak İslam'ın neresinde olduğunu bize izah edemiyorlar mı? Bunlar bilmiyorlar mı bu işin tam anlamıyla Allah'a onun peygamberine hakaret ve savaş bayrağını açma anlamında olduğunu. Bunlar kökten Allah'ı inkar ediyorlar. Bunlar Allah'ın farzlarını yok sayıyorlar. Bunlar Allah'ın kitabına itibar etmiyorlar. Bunlar Allah'ın kıblesine, onun peygamberine itibar etmiyorlar defalarca onun peygamberine hakaret ettikleri gerek yazdığı yazdıkları kitaplarla gerek gazetelerinin makalelerinde biz buna sık sık rastlamaktayız. Müslüman Kürt halkı gözünü iyi açsın, kulağını iyi açsın ve hiç kimseye değil Rablerinin kendilerine emir buyurmuş olduklarına dönsünler baksınlar. Bunların yaptıkları acaba Allah ile peygamberinin emirlerine ne şekilde yakınlığı vardır? 90 yıllık bir Kemalizm sisteminin bu ülkeye gelişiyle Kürt halkı hiçbir zaman dininden ayrılmadı. Bütün baskılarına rağmen, bütün sindirim politikalarına rağmen Kürt halkı hiçbir zaman imanından, dininden, akidesinden taviz vermedi. Kaldı ki özellikle bu dinle hemhal olmuş, bu imanla iç içe girmiş bu coğrafyadaki insanları bu durumlarından koparmak için dış mihraklar bugün bunları bu taşeronları devreye sokuyorlar ve bu Kürt halkının müstediğin Müslüman Kürt halkının içerisine dinsizliği yerleştirmek üzere bunları ırkçılık adı altında Kürtçülük adı altında tam anlamıyla İslam'a savaş açmış ve bütün emellerine ulaşmak için Kürt halkını bu şekilde kullanmaya gayret ediyorlar. Allah-u Teala'nın bir emriyle oynamak, bir emrini inkar etmek, bir ayetini inkar etmek küfür olduğu gibi bakınız bu da Allahu Teala onun peygamberine, onun ayetleriyle alay etme anlamındadır. Emir Allah'tan gelmiştir. Başka bir varlıktan değil. Eğer Allahu Teala tesettüre emir buyurmuşsa o halde bu tesettüre bu kisvelere koymak ve bu görüntüleri sergilemek Allahu Teala'ya İsyan ve savaş bayrağını açmışlardır. Kesinlikle bunlar Kürt halkını mütedeyin olma geçmişinden uzaklaştırıp bu istedikleri komünizm, sosyalizm düzeninin ahlakına, anlayışına sokmak üzere bunlar Kürt halkının içine sokmak istedikleri dinsizlik, imansızlık, Allahu Teala'ya karşı kin ve nefreti uyandırmaktır. 5 günlük dünya hayatı uğrunda hainlerin ve mürtedlerin görmedikleri hakikatin havasına kapılmamalarını tavsiye ediyorum. Bunlar akıllı bir millettir Kürt milleti. Mütedeyyin bir millettir Kürt milleti. Asil bir millettir Kürt milleti. Özellikle bu basit, iğrenç ve küçük küçük düşürücü şeylere tevessül etmemelerini tavsiye ediyorum. Şunu samimiyetimle söylüyorum bu olup bitenler Kürt halkının kalkınması, geleceği ve özgürlüğüne değil, tam anlamıyla Kürt halkının varlığına, onun kültürüne, onun kişiliğine, onun şahsiyetine, onun geçmiş ata ve babalarının yapılarıyla alay etme, küçük düşürmekten başka bir şey değildir. Üstad Bediüzzaman, Şeyh Said gibi ve diğer şeyh, meşayih ve evliyalarımız olsun. Bakınız Kürdistan coğrafyası, medreselerin, takiyelerin, zaviyelerin, Allahu Teala'nın zikirlerinin yeryüzünde, gökyüzünde çınlandığı bir mekandır. Bizim annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, nenelerimiz hep bu anlayışla, bu inançla yetiştiler. Bu şeyh ve meşayihlerin, bu ulema ve mürşitlerin gölgesinde hayatlarını sürdürdüler. Bize dışarıdan ithal edilen dinsizce bir ideolojinin ne dünyada ne de ahirette hiçbir faydası olmayacağını ifade etmek istiyorum. Ve istirham ediyorum ki Allahu Teala Azza ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize şu şekilde ifade buyuruyor maale. Çağrıldığınız zaman Allah ile peygamberin çağrısına uyunuz ki sizin için orada hayat vardır buyuruyor. Eğer hayatı arıyorsak hayat Allahu Teala'nın onun peygamberlerinin çağrılarındadır. Allah-u Teala'nın ayetleriyle oynama ve alay etme küfre götüreceği gibi Allahu Teala'nın insana vermiş olduğu cinsiyet durumu da Allahu Teala'nın insana olan lütuflarından ve ikramlarındandır. LGBT gibi bir isimle bir kisveyle bir görüntüyle Kürt halkını namuslu, haysiyetli, iffetli Kürt halkını bu kategoride bu fotoğrafta görmek bize sıkıntı veriyor bize eziyet veriyor.